Merhaba arkadaşlar. Yapılamayan havuz problemleri sorularıyla karşınızdayız. Birinci sorumuz: A musluğundan tek başına 9 saat musluğundan tek başına 9 saatte doldurduğu bir havuzu B musluğu 12 saatte boşaltıyor. Buna göre A musluğunun tek başına 5 saatte doldurduğu musluğu B musluğu tek başına kaç saatte boşaltır? 9 saatte doldurulan 12 saatte boşaltılıyor. O zaman 5 saatte doldurulan kaç saatte boşaltılır? Oran orantı sorusu. Doldurma süresi azalmış. Demek ki havuz küçük. Havuz küçükse aynı oranda azalma olacaktır. İkisi aynı işaret olduğu için doğru orantı. Doğru orantı da çapraz çarpımlar eşittir. 5 çarpı 12 eşittir 9 çarpı x diyoruz. 9 ile 12'yi sadeleştirirseniz 3 ve 4 kalır. 3x eşittir 5 kere 4 20'den. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde x eşittir 20 bölü 3 olur. B musluğu havuzu 20 bölü 3 saatte boşalır. Diğer bir sorumuz: boş bir havuzu birinci musluk 4 saatte, ikinci musluk 6 saatte doldurmakta. Havuzun dibindeki üçüncü musluk ise dolu havuzu 12 saatte boşaltmaktadır. Havuz boşken 3 musluk aynı anda açılıyor. Birinci musluk 2. saatten sonra ikinci musluk kapatılır. Buna göre havuzda kalan suyu 3. musluk kaç saatte boşaltır? Şimdi birinci 1 saat 3'ü birlikte akıyor. Birinci musluk 4 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 4'ünü doldurur. İkinci musluk 6 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 6'sını doldurur. Üçüncü musluk 12 saatte boşaltıyorsa 1 saatte 1 bölü 12'sini boşaltır. Bu ilk saatte olan 3 ile 2 ile ve 1 ile genişletecek olursak 3 kere 1 3, 2 kere 1 2 5, 1 çıktı 4. 4 bölü 12. Yani 4 bölü 12'si dolmuş olur. Birinci saatin sonu. İkinci saatte ikinci ve üçüncü musluk kaldı. Yani 1 bölü 6'sını dolduracak ikinci musluğumuz. Üçüncü musluk ise 1 bölü 12'sini boşaltacak. Dolayısıyla burası eksi. 2 ile genişletecek olursam 2 bölü 2'den 1 çıktı. 1 bölü 12. Bu da İkinci saatte dolan kısım. Ne kadar dolmuş oldu? 3 bölü 10, 4 bölü 12 ile 1 bölü 12 de buradan. 5 bölü 12'si doldu havuzun. 5 bölü 12'sini boşaltmalı 3. musluk. Saat 12 saatte tamamını boşaltıyordu. 1 saatte o zaman 1 bölü 12'sini boşaltmış olur. Çarpı T. 12'ler birbirine götürdü. T buradan ne çıktı? 5 çıktı. Dolu kısmı yani havuzun 5 bölü 12'sini 3. musluk 5 saatte boşaltır diyoruz. Diğer bir sorumuz: şekildeki fıskiyede önce birinci havuz, birinci havuzdan taşan su ile ikinci havuz, ikinci havuzdan taşan su ile üçüncü havuz dolmaktadır. Havuzların hacimleri V, 4V ve 6V'dir. Birinci havuz 3 saatte dolduğuna göre havuz boşken fıskiye çalıştırılırsa 21 saat sonra havuzun kaçta kaçı dolar? Evet, fıskiyeden akan su sabit arkadaşlar. Hacimleri V, 4 ve 6 V olduğuna göre bunların dolma süreleri T, 4T ve 6T olacak. Birinci havuz 3 saatte doluyor. T eşittir 3 o zaman. 4T eşittir 12 ve 6T eşittir 18 olacaktır. 21 saat sonra diyor. Şimdi ilk iki havuz dolacak zaten. 4 artı 12'den 16 saatte ilk iki havuz dolmuş oldu. 21 saat su akıtacak. 16 saatini ilk iki havuzu doldurmak için harcadık. Geriye ne kadar kaldı? 5 saat kaldı. Kalan 5 saate ne kadar dolacak? Kaçta kaçı? 18 saatte tamamı doluyorsa 1 saatte 1 bölü 18'i dolar. 5 saat su ile doldurulacak. 5 bölü 18'i dolmuş olur 3. musluk. Diğer bir havuz problemi sorumuz: yanındaki şekilde A musluğu boş havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Havuzun orta yüksekliğindeki B musluğu kendi seviyesinden yukarıdaki kısmı 8 saatte boşaltıyor.
Buna göre havuz boşken iki musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar? Bu tarz sorular arkadaşlar havuzun bölümlerine ayrı ayrı hesaplayarak yapıyoruz. A musluğu havuzun tamamını 12 saatte dolduruyordu. O zaman yarısını 6 saatte, diğer yarısını 6 saatte dolduracaktır tek başına. B musluğu ise kendi seviyesinden yukarıdaki kısmı 8 saatte, yani burayı 8 saatte dolduruyor. Birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar denmiş. Şimdi arkadaşlar birinci kısım 6 saatte. Bu herhangi bir işleme tutulmayacak. İkinci kısımla bizim işimiz 6 saatte dolduruyor burayı. 8 saatte boşaltıyor burayı. O zaman 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8 diyorum. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletirsek 3 bölü 24 eksi 4 bölü 24 eksi 3 bölü 24'ten 1 bölü 24. Yani 24 saatte ikinci kısım doluyor arkadaşlar. 24 saatte ikinci kısım. 6 saatte de birinci kısımdı. O zaman 24 ile 6'nın toplamı 30 saatte havuzun tamamı dolar diyoruz arkadaşlar. Diğer bir havuz problemi sorumuz arkadaşlar. Yandaki şekilde bir havuz orta seviyesindeki A musluğu ile havuzun alt kısmındaki B musluğu aynı anda açılarak 12 saatte boşaltıyor. A ve B muslukları özdeş olduğuna göre B musluğu tek başına kaç saatte havuzu boşaltır diyor sorumuz. Arkadaşlar az önceki soruda da söylediğimiz gibi bu tarz soruları ayrı ayrı bölümler halinde hesaplayacağız. Mesela birinci bölüm üst kısmı iki musluk aynı anda boşaltıyor. Dolayısıyla burayı T sürede boşalttıklarını kabul edelim. İkinci kısımda ise sadece bir musluk boşaltım işlemi yapıyor. Dolayısıyla akan su yarı yarıya düşeceği için süre iki katına çıkacak. Yani burası 2T sürede boşalır diyorum. Toplam kaç T? 3T. Kaç saatte boşaltıyorlardı birlikte? 12 saatte. O zaman T kaçtır diyorum? T 4'tür diyoruz. Şimdi arkadaşlar B musluğu şu alt kısmı tek başına boşaltıyordu. 2T sürede. 2 çarpı 4'ten ne kadar sürede boşaltıyor? 8 saat. Eğer A musluğu çalıştırılmaz ve ikinci bölmeyi de tek başına B musluğu boşaltmaya çalışırsa süre T değil 2T olacak. Yani 8 saatte burası sürecek. 8 artı 8'den havuzun tamamını B musluğu tek başına 16 saatte boşaltabilir diyoruz. Siz de yapamadığınız soruları sitemiz ragipsahin.com.tr adresine ücretsiz olarak gönderebilir veya gönderilen soruların çözümlerini inceleyebilirsiniz. Videolu çözümleri seyredebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz.